Şeşa? Şeşa? Şeşa. Yılan kristali. Yılan kristali. Nereye kayboldu? Bunun anlamı Şeşa. Olamaz. Şeşa. Şeşa! Hemen yılan kristalini Riti'ye ulaştırmalıyım. Ve onu kurtarmalıyım. Yamini, kendini çok zeki zannediyorsun. Çok akıllısın. Şeşa, nasıl sen de oradayken yılan kristaliyle beraber ortadan bir anda kaybolabilir ki? Ben de sana bunu sormaya geldim zaten. Yoksa niye geleyim? Sen söyle bakalım. Benden başka biri o yılan kristaline nasıl dokunabilir? Öbür yılan peki? Nereden bu kadar güç buldu? Benim sakladığım kristali... Nasıl bulmuş olabilir ki acaba? Yılan kristali için korkmaktan başka bir şey yapamıyorum. Ya beni öldürürse o kara yılan çıldırmış. Gözü dönmüş durumda. Eğer Riti'yi öğrenirse, onu öldürdüğümü öğrenirse beni kendi elleriyle boğar. Hayır sen değil. Riti'yi kaybedemez. Onu kurtarmanın bir yolunu arıyor olmalı. Anlamıyor musun? Guruma. Ben sana sorularıma yanıt aradığım için geliyorum. Sense bana sorularla cevap veriyorsun. Güçlerinle övünmüyor musun? Güçlerini övüp durmuyor musun sürekli? Tamam, hadi. Hadi Şeşa'nın nerede olduğunu bulsana o zaman. Yılan kristali nasıl olur da ellerimden kayar gider. O kristali istiyorum Guruma. Onu istiyorum. O kadar. Ritik. Bugün aşkım test edildi. Eğer Ritik'i tüm kalbimle sevdiysen, eğer kendimi gerçekten sana adadıysam bana bugün hakkımı ver. Kocamın hayatını bağışla Tanrım lütfen. Yüce Tanrım Ritik'in hayatını bağışla. Sana yalvarırım. Onu bana bağışla. Ritik. Ritik aç gözlerini. Ritik, aç gözlerini. Ritik, uyan ne olur. Ritik. Ha ha ha!
Ben seni kaybettim sandım Ritik. Lütfen beni affet Ritik. Yılan olduğum gerçeğini senden sakladım. Ama sana olan, sana olan aşkım gerçek Ritik. Asıl ben senden özür dilerim. Bana defalarca söylemeye çalıştın. Ailem hakkındaki gerçekleri. Ama ben sana inanmadım. Seni bu ellerle öldürmeye çalıştım. Nasıl yapabilirim? Ve sen... Şivanya... Sen hayattasın. Sen gerçekten iyisin Şivanya. Ben neden ölmedim ki? Hayatımı kurtaran kişiyi ben öldürmeye çalıştım. Beni en çok seven kişi. Benim sözde annem beni öldürürken gözümün önünden sen geçtin. Sandım ki eğer hayat bizi birleştiremediyse belki de ölüm birleştirir. Bundan sonra artık böyle şeyler söyleme lütfen. Sen benim hayatımın aşkısın. Sen de benim Şivanya. Yüce Tanrım, bana Riti'yi bağışlayarak yeniden yaşama sebebi verdin. Biliyorum. Bir yılan ve bir insan birlikte olamaz. Ama yine de onunla olacağım. Ritik için hayatımdan vazgeçerdim. Şimdi bana neden soğuk davrandığını anlıyorum. Bana aşık olduğun halde hem de eğer isteseydin uzun zaman önce birlikte olabilirdik. Ama sen istemedin. Çünkü kalbin çok saf sevgili Şivanya. Bu hayatta tek istediğim sadece sensin. Hayatım asla umurumda bile değil. Sana zarar gelmesine izin vermeyeceğim. Hayır Ritik. Ailenden hayatta olanlar var. Ve o burada. Baban Ritik. Baban burada. Baban? Evet. Hadi. Seni ona götüreceğim Ritik. Hadi. Baba? Oğlum. Gözlerime inanamıyorum. Seninle tanıştığıma gerçekten inanamıyorum.
Seni sadece rüyalarımda görmüştüm. Ve rüyalarımdaki çocuk... Demek... Sen haklıydın Şiman. Çocukluk anılarından başka bir şey yok. Seni kollarıma almayı ve görmeyi o kadar istiyordum ki, seninle tanışmayı istiyordum. Bunca zamandır hayatta olduğundan bile hiç haberim yoktu. O yemini seni hayatta tutar mıydı bilmiyorum ama şimdi seni özlediğim her bir an yolunu bekledim oğlum. Gelişini bekledim. Senin sağlığın için sürekli Tanrı'ya dua ettim oğlum. Bunca sene senin babam olduğundan bile haberim yoktu. Hayatım boyunca yanlış ilişkileri tuttum. Annem sandığım kişi o kadın anne diye çağrılmayı hak etmiyor. O kimsenin karısı veya kardeşi değil. O senin anneni öldürdü. O Şivanya'nın ailesini öldürdü. Sadece yılan kristali için. Eğer Şivanya yılan kristalini zamanında getirmeseydi, seni kaybedecektim oğlum. Sen oğlumun hayatını kurtardın. Sana ömrüm boyunca dua edeceğim. Hep bir yılan ve bir insanın asla beraber olamayacağını düşünürdüm. Ancak yanılmışım. Kimse Ritik'e senden daha iyi bir eş olamaz kızım. Baba, yılan kristalinin koruyucususunuz. Bu sizin mirasınız. Alın lütfen. Hayır kızım. Bu kristal Tanrı'ya ait. Bundan böyle İkiniz onu birlikte koruyacaksınız. Onu Yamini'den de, Mahishmati'den de koruyacaksınız. Kim dedin? Evet. O arılar ben buraya gelirken bana da saldırdı. Yolumu kestiler. O duvar. Karşısında güçleri erisin. Baba... Ne söylüyorsun? Mahishmati. Baba, derhal mabede doğru gitmeliyiz. Peder Seşa'yı tek başına tutamaz. Seşa? O da kim? O benim kardeşim gibiydi. Diğer yılan. Ama Guruma onu öldürdü. Hepsi birer oyundu. O büyücü bir şarlatan. Yamini ve büyücü yılan kristali için kumpas kurdu. Kardeşim saydığım Seşa'yı bile bana karşı kışkırttılar. Sevdiklerin tarafından ihanete uğramanın nasıl hissettirdiğini biliyorum. Hadi gidelim Şivanya. Seşa kendi formuna ulaşırsa bir felaket olur. Ne olursa olsun onu durdurmalıyım. Çok yaşa Tanrım.
Ne biçim bir pedersin sen? Seni şimdi nasıl hayatta bırakayım? Seni öldürmek zorundayım. Yanlış yolu seçtin sen Seşa. Doğru yolu tamamıyla kaybettin. Herkes için tehlikesin artık. Kendi hayatın pahasına da olsa başkasına zarar vermeni engelleyeceğim. Çok yaşa yüce tanrım. Çok yaşa yüce tanrım. Çok yaşa yüce tanrım. Beni öldüremezsin peder. Ben daha da güçlenirken sen bütün gücünü kaybettin. Gökyüzüne bir bak. Güneş battı peder. Ritik, acele etmeliyiz. Güneş neredeyse battı. Seni nasıl öldüreceğim? Sen benim babam gibisin. Seni öylece nasıl öldürürüm? Seni öldüremem. Bunu yapamam. Seşa, Seşa, hala vakit var. Tanrı'ya dua et. O seni affedecektir. Peki, ben kendimi nasıl affedeceğim? Sen babam gibisin. Benim hayatımsın. Ama Ritik. Ritik benim hayatımın aşkı. Hayatımın aşkı peder. Onunla olmak için herkesi öldürebilirim ben. Yüce Tanrım, sevgili Tanrım. Affet beni peder. Ben Ritik ve yılan kristali için her şeyi yapabilirim. Her şeyi. Tanrım koru bizi. Peder. Peder. Seşa. Nasıl? Ne yaptın sen Seşa? O hepimize baba gibi davrandı.
Sen onu öldürdün. Seni asla affetmeyeceğim. Asla affetmeyeceğim Seşa. Yaptıklarının bedelini birer birer ödeyeceksin Seşa. Bu savaşta yalnız değilsin Şifa'ya. Ben yanındayım. Kızım Seşa'nın aklına girildi. Eğer ona baba gibi olan birini böyle öldürebiliyorsa herkesi öldürecektir. Baba, Şivanya'nın başına bir şey gelmesine izin verme. Bu intikamı birlikte alacağız. Seşa hayatta olduğumu asla öğrenmemeli. Onun Yamini ile birlikte oynadığı oyunu biz de onlara oynamalıyız Ritik. Düşmanlarımızın kendi stratejisini kullanacağız. Gurma, neden bu kadar uzun sürüyor? Şeşa'yı istiyorum hemen. Gidin. Kara yılan nerede saklanıyorsa bulun getirin bana. Gidin. Kartallarımdan asla kaçamaz. Kara yılan yakında burada olacaktır. Kartallar. Bunları kesin Guruma yolladı. Ama neden? Gelmedin. Ben de seni buraya getirttim. Birini yanına böyle mi getirtiyorsun? Seni hoş karşılamamızı mı bekliyorsun? Onca yaptığından sonra... Ne yapmışım? Gerçekten mi? Bilmiyormuş gibi yapma. Yılan kristali nerede? Çabuk söyle. Kristal mi? Dinle. Sadece nerede olduğunu söyle. Söylemeyecek misin? İyi. Hadi. Hadi şimdi söyle. Söyle hadi. Bana yılan kristalinin nerede olduğunu söyle. Ah.
söyle. Ah, yoksa seni yakar küle çevirir. Kayıp mı ettin? Yılan kristali bende değil, sende. Yeter Yamini, yeter. Dur artık. Eğer ölürse cesedinin bize söyleyecek hali yok ya. Bize canlı lazım bu. Guruma, bu kara yılan var ya, çok kurnazdır. Ölse bile cesedi kaçardı kesin. Öyle olsun. Onu tutsak et ve yılan kristalinin yerini sorgula. Ah yılan, konuş. Konuş ve bize kristalin yerini söyle. İyi de bende değil ki. Bu nasıl olabilir ki? Yamini'nin evine gittin ve onu çaldın ya sen. Hayır. Ben pederi ve Sangram'ı öldürmeye gittim. Ama beni buzdan bir heykele çevirdi. Sonunda onu öldürdüm ben. Söyler misiniz aynı anda nasıl iki yerde olabilirim? Bu kesin senin kumpasın. Kristali herkesten çok sen istedin. Kesin sende, kesin. Hadi itiraf et. Kes sesini, kes. Eğer bende olsaydı niye buralara kadar geleyim ki? Yeter. Yılan kristali kimdeymiş şimdi öğreniriz. Gel, bu hançere kanını akıt bakalım. Sözlerden sonra yılan kristaline sahip olan kişinin kanı büyük bir patlamaya neden olacak. Senin kanın patlamaya neden olacak kesin. Yalan söylediğini anladığım an seni öldüreceğim. Patlamadı. Hiç kıpırtı yok. Bunun anlamı şu, ikiniz de kristale sahip değilsiniz. O zaman evime kılık değiştirip gelen de kimdi? Bekle, sadece şekil değiştiren bir yılan bunu yapabilir. O zaman benim evime gelen kimdi? Kristali kim çaldı gitti? Şivanya. Guruma, lütfen hatırlasana. Şivanya'yı bu ellerle öldürüp onu gömmedim mi? Cenazesini bile yaptım.
Eğer sen birini öldürdüm diyorsan buna gerçekten inanırım. Ama o bir yılan. Kaçmış olabilir. Bir bakayım. Burası onu gömdüğü yer. Eğer Şivanya gerçekten öldüyse bedeni burada bir yerde olmalı. Baba Şivanya'yı çıkarmamız lazım. Nefesini çok uzun süre tutamaz. Bekle oğlum. Seşa hala çıkmadı. Şivanya, neden benimle aşkımın arasına girdin? Neden ölmek zorundaydın? Ödediğim bedeli görüyor musun? Şivanya, benim sevgili Şivanya, aşk. İkimizi de öldürdü, biz aşkımızla öldük ve ben hayatımın aşkını seveceğim ve onunla yaşayacağım. Baba artık gitmeliyim. Şivanya'yı çıkarmalıyım. Seşa'yı aldatma planımız başarılı oldu. Evet baba. Seşa'nın planını önceden öğrenebildiğimiz için çok şanslıydık. Şimdi de sıra Yamini'yi kandırmakta. Yamini günahlarının bedelini birer birer ödeyeceksin. Artık Ritik'ten uzaklaşmalıyım. Yoksa onun hayatı benim yüzümden her gün tehlikede olacak.
Yaklaşma bana. Bana dokunma lütfen. Ben insan değilim. Ben bir yılanım. Senin yılan olmanı ben zaten kabul etmiştim. Sana yalan söylediğimi nasıl unuturum? 7 töreni gerçekleştirdim. Ve ben gerçeği senden sakladım Ritik. Ben senin güvenini zedeledim. Kırılan kalp atmaya devam eder. Ama güven bir kere zedelendi mi? Bir daha asla eskisi gibi olmaz. Hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Ağlama Şivanya. Seni ağlarken görmeye dayanamıyorum. Tüm hata bana ait. Bana ailem hakkındaki gerçekleri defalarca kez söylemeye çalıştın ama ben seni dinlemedim ve evden kovdum. Lütfen beni affet. Eskiden neden mesafeli olduğunu anlıyorum. Ama şimdi neden aramıza mesafe koyuyorsun? Çünkü biz birlikte olamayız. Amacımıza ulaştıktan sonra yollarımızı ayıracağız ve bir daha asla görüşmeyeceğiz. Seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun. Öyleyse neden ayrılalım? Çünkü ben bir yılanım, sense insan. Biz asla beraber olamayız. Birlikte olmaya çalışsak bile birimiz mutlaka sonunda ölecektir. Ben güçlerimi kaybedeceğim. Bunu hiç istemiyorum Ritik. Kendim için değil. Ama seni korumak için güçlerime ihtiyacım var. Seşa ne olursa olsun seninle olmak istiyor. Bunun için her şeyi yapacaktır. Ama o senin kardeşin değil mi? Evet, öyle. Seni ve yılan kristalini elde etme uğrunda iyi ve kötüyü ayırt edemez oldum. Sevdiklerimi kaybettim. Ailemi. Sevgili pederi ve... Şimdi sen. Seni de kaybedemem Ritik. Beni unutman gerekecek. Benim gitme zamanım geldi. Şivanya. Şivanya. Tanrı'ya şükür. Tanrı'ya şükür Ritik öldü. Bu eve bir adım daha atmayacağım. Bunu sadece ben biliyorum. Ama kardeşlerine ne diyeceğim? Anne! Anne nerelerdeydin sen? Sana bir türlü ulaşamadık. Angad oğlum. Bu aileye... Neler oluyor bir türlü anlayamıyorum artık. Birileri bize büyü yapıyor olmalı. Her şey üst üste geliyor. Bu şoka dayanamıyorum. Ritik nerede bilmiyorum. Ama anne Ritik burada. Hatta seni arıyordu az önce. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.